Merhabalar, Diki sınıfından makina seslerimiz eşliğinde. Biz şimdi kanvas bir pantolon çalışıyoruz. Patletini çalıştık. Patlet anlatmayı unuttuk ama size cep anlatmayı da unuttuk aslında. Baştan sona bir böyle pantolon dikimi, spor pantolon ve klasik pantolon dikimi videosu anlatmayı düşünüyorum ama şimdi biz kemer çalışacağız. Kemer çalışabilmek için de işlemleri sırasıyla anlatacağım. Pantolonumuzun genel görüntüsü şu. Şimdi Esra Hanım dergiyi bulacak. Şöyle göstereyim. Hangi dergiden de hatırlamıyoruz. De hatırlamadığımız zaman da bu kalıpların üzerine yazdığımız yazılar bizi kurtarıyor. 2021'e 10 pantolon etek kalıbıymış. Çok paylaştık bunu aslında Instagram'da ama dikimini nedense paylaşamadık. İnşallah yapacağız. Belleri de var. Yükselttik. Evet, belinde yükseltme yaptık. Biraz beli bize düşük geldi. Şu pantolonumuzu diktik. Ve şimdi kemerini yapacağız. Kemerini çalışabilmek için de kemerini çalışabilmek için tabii kalıpta da var kemer ama biz bazen kemerim yani bel ölçümüzü kendimize uyduruyoruz, yükseltiyoruz, düşürüyoruz. O yüzden kemer ölçümüz kalıbın dışına biraz çıkabiliyor. Fermuarı açalım. Fermuar açık haldeyken şekline göre kemerimizin belini bir ölçeceğiz bakalım kaç santimmiş. Pantolon cebi ve patleti videosu da size bizim şimdilik borcumuz olsun diyelim. Her seferinde benim yoğunluğuma denk geldi bu pantolonlar kesilirken anlatamadık. Şurası biraz ütüsüz kalmış. Şimdi Esra Hanım şekline göre ölçmeye evet şekline göre ölçüyor bakın. Kemerin şekli ne kadarsa o kadar ölçüyor, döndürüyor. Patletin ucuna kadar geldi. 97. 97 santim. Biz buna 2 santim dikiş payı vereceğiz. 99. 1 santim, 1,5 santim de esneme payı verelim. 100-101 santimden santime kemer genişliğimizi kaç santim istiyorsak eğer 2 katı artı dikiş payı 2 santim vereceğiz. Yani diyelim ki mezura üzerinden anlatalım. Kemer genişliğimizi 3 santim istiyorsak 2 katı 6 santimdir. Dikiş payıyla beraber 8 santimdir. Ama biz atölyemizde spor pantolonların kemerini genellikle 10 santimden kesiyoruz. Şimdi biz ne yapacağız? 10 santime 101 santimlik bir kemer parçası keseceğiz. Şimdi Esra yanlış ölçtüğünü düşünüyor ve yeniden ölçeceğiz. Geçiyorum. Evet döndür. Şekline göre döndür. Döndür. Ders esnasında ki yaptığımız bazı şeyleri sürekli paylaşmak hoşuma gidiyor ki. Bakalım kaç çıktı aslında, şimdi? Yani şöyle. Şurası 95. 97. 98. 99 civarı bir kemer parçası. Yani tamam. 99'a 10 santim. 8 santim, 7 santim gibi kesebiliriz aslında. Tekrar ediyorum. Neden kalıptaki kemer parçasının ölçülerini kullanmadık biz bunu da arkasında göndermiş olayım. Kalıplarda değişiklik yaptığımız için, beli yükselttiğimiz için, daralttığımız veya genişlettiğimiz için kalıbın kemer ölçüsü değişir. Ve biz ona çok sadık kalmayız mecburen. O yüzden kendi kemerimizi kendimiz çıkarmaya alışacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Ölçüyoruz kemerimizi. 10 santim değil 7 santim yapmaya karar verdik. Nedeni ise yüksek belli olmuş pantolonumuz biraz. Kemeri de çok kalın tutmaya gerek duymadık. Buradaki kemereni tamamen sizin tercihinize kalmış. Model özelliğine, kumaş özelliğine kalmış. Geniş isterseniz geniş, dar isterseniz dar bir kemer yapabilirsiniz. Bir de ütüyle kemer şekline göre esnetme kısmı var. Spor pantolonlarda da yapıyoruz ama daha çok klasik kumaş pantolonlarda yapmaya gayret ediyoruz onu. Biz şimdi evet düz kemer anlatacağız. 8 yapalım istersen. 8 yapalım. Hı-hı. Kumaşımızı 4'e katladık ki daha rahat hepsini aynı anda kesebilelim diye. Ölçümüzü tekrar ediyorum. Pantolon kemerimize göre karar verdiğimiz ölçü. 8 santim. 8 santim. 99'du. 25. Evet. Tamam o ölçüye göre yaparız. Cetvelle çiz ve kes. Telamızda genişlikten birer santim eksik olacak. Yani kemerimiz 10 santimse telamız 8 santimden, 8 santimse 6 santimden gibi düşünün.
kemer parçamızı kestik, hazırladık. Şimdi telasını bu dediğim gibi evet ütü ama önce bence şey telasını yapıştıralım. Etrafından birer santim eksikten olacak. Burası 8'di ya. 6'ya kenarlarından da birer santim. Parça parça yapıştırabilirsin telayı. Yapıştırdık. 2'ye katladık ve ütüledik. Şurada hafif bir şöyle bel kavisi verecek gibi bir ütüleme yapmamız gerekiyor. Burayı izleyin. Kumaşlarda şöyle beli kemerin daha güzel oturduğunu göreceksiniz. Ütümüzün de şeyi gelmemiş tam. Buhar basıncı oluşmamış. Şöyle tekrar yapıyoruz. Burada ben böyle bir yuvarlaklık verdiğim için ölçü biraz değişmiş olabilir. Sıcakken kaldırmıyoruz. Tele yapıştırmaya gelince de tele yapıştırmayla ilgili geçmiş gönderilerimizde videolar var. Linkini aşağıya bırakacağım. Oradan izlersiniz. Videoyu kısa tutmaya çalışıyoruz. Şöyle bir kavis verdim şimdi kemere. Etek belinde de bunu yapacaksınız. Veya başka bir parçada da yapacaksınız. Şuralarını serbest bıraktım. Pantolonu ölçüp öyle yapacağız. Kemerimizin ölçüsünü kontrol edip tersinden çevirip bu tarafa çıtlatacağız. Şu şekilde göster. Telamızı da göster öbür tarafta. Telayı yarım yapıştırmış Esra. Bir yere kadar saklayabiliyoruz. Yarım da yapıştırabilirsiniz. Ben videoda dedim ya şurası 8 santim olacak. Bu da doğru. 8 santimlik yapıştırdığımız da doğru. Ama Esra o kısmı anlayamadığı için istedim. Olsun. Kalın olmasın istemiş. Şimdi biz bunu böyle yapacağız. Gösterebilir misin elini? Şurasını tam dik açıyı bozmadan yarım santimden dikeceğiz. Çıtlatacağız ve bu tarafa çevireceğiz. Şöyle çevireceğiz. Evet. Şimdi üst parçadan sıfırlayarak telalı kısım bedene gelecek şekilde iğnelemeye başlıyoruz. Telalı kısım. Oradan başlıyoruz. Evet, oradan başlıyoruz. Sıfırlayarak telanın kenarından iğneleyerek bütün belin etrafını evet. Yapıyorum. Dikey takarsan daha rahat olur senin için. Daha sonradan dikmek. Evet, Esra'nın eli yaralı olduğu için geçmiş olsun diyelim. Dikine takalım. Çok hızlıyımdır. Dikine takalım. Çok hızlıdır normalde. Tamam şimdi. Şöyle gösterelim. Evet. Buraya makine çekeceğiz. Sonra çevirip spor dikişini yapacağız. Kanvas kumaşlarda, spor pantolonlarda şu üstten bir spor dikiş diktiriyorum. Ama kumaş pantolonlarda diktirmiyorum. Klasik pantolon gibi olsun diye. Getirdik sıfıra sıfır. Patletin ucuna sıfırda gelecek şekilde iğneledik. Şimdi makine çekeceğimiz yeri gösterelim. Çok sevgili takipçilerimize. Ah, eli de acıyor. Kıyamıyorum da bugün Esra'ya. Olsun. Aç şöyle kemeri. Evet. Şimdi telanın kenarından bir düz dikiş dikecek. Telanın kenarından yarım santim yani. Daha sonra orada fazlalığımız varsa makasla temizleyeceğiz, çıtlatacağız, ütüleyeceğiz, kemerimizi çevireceğiz. Makinamızı çektik. Aklınızda olsun, burada dalgınlığına gelmiş, yarısında aklına gelmiş Esra'nın. Bele normalde overlock çekmiyoruz. Burada ben açabilir misin? Niye görmüyorum makine dikişini? Şu tarafında niye görmüyorum? Ha tamam, şimdi gördüm. Körsünüz çünkü hocam diyeceksiniz. Şimdi ne yapacağız anlat bakalım. Evet, şimdi ütüleyeceğiz, yatıracağız. Evet. Kıvırıp şöyle yapıp evet spor dikiş. Dediğim gibi spor pantolonlarda böyle kıvırıp üstten 1 milimden çima dikişi veya spor dikiş dediğimiz dikişi dikebiliriz. Ama böyle kumaş olmayan klasik pantolonlarda böyle iğnelettiriyorum ve elde kapalı baskıyla hiçbir yerinden dikiş gözükmeyecek şekilde kemeri hazırlatıyorum. O model sporsa yapmıyoruz ama spor değilse kesin dikiş gözükmeyecek. Şimdi diktiği yeri ütülüyor. Yaralı parmakla kürsiyer çalıştırıyor diye beni şimdi şikayet edecekler. Ne acımasız bir kadın. Dikişlerimiz ikiye açık gördüğünüz gibi. Penslerimizin ütüsü iyi. Şurada. Evet, kemerin kenarını da içine doğru katlayıp ütülüyoruz. Şimdi oraya spor dikiş. Evet, benim ve benim kursiyerlerimin en güzel özelliklerinden biri. Biz teyelle çalışmayı severiz.
Telli oturtmayı severiz. Tam makine dikişinin üzerine iğnelenecek şurada. Makine dikişinin altına veya üst tarafına değil, yeri, katlama yeri yani kemerin makine dikişinin üstüdür. Güzelce teğerliyoruz. Ben hatta teğerledikten sonra da bir ütüleme taraftarıyım. Daha net ve daha düzgün oluyor dikişimiz. Evet, elimizin üzerinden makinamızı çekiyoruz. Teğer sökülüp ütülenecek daha sonra da. Makinesi de çekildi. Şimdi ütülenecek. Ütülendikten sonra da ilik düğme çalışmasına başlayacağız. Önce bir makinede deneme iliği açacağız. Ayağımızın arkasına iliğimizi koyduk. Düğmemizi koyduk. İlk önce bir deneme parçasında ilik açıyoruz. Asla direkt kemer üzerine açmıyoruz. Çünkü her kumaşın ve kalınlığın nasıl bir tepki vereceğini bilmiyoruz. Buradaki ayarlarımızı da ona göre ayarlamamız gerekiyor. Bakınız şöyle. Nasıl oldu? Çok güzel. Gayet de güzel oldu. Çok güzel. Harika oldu gerçekten. Ha şimdi bunu aynısını pantolonumuza açabiliriz. Artık pantolonumuzu koyduk. Kemere iliğimizi düzgünce tam ortalayarak yapalım. Açacağız. İliğimizi keseceğiz. Düğmemizi dikeceğiz. Kemerimiz bitmiş olacak. İnşallah üzerinde de görür müyüz? Evet hocam. Görürüz. İnşallah. Hadi bakalım. Ama sen bunu kızına kendine diktin Esra değil mi? Kendine. O zaman göreceğiz ütülenince. Ucuna iğnesini taktı ve öyle açtı. Orayı göstermeyi unuttuk size. Evet oradan yapıyoruz. Evet şimdi artık düğmemizin yerini belli edip dikeceğiz. Teşekkür ederim Esra Hanım. Vallahi yaralı parmağınla. Yaralı parmak esprisini bugün çok yaptık ama. Evet. Kemer çalışmamız oldu, ben bitti. Teşekkür ederim hocam. Evet, pantolonumuzun genel görüntüsü de şu. Şöyle bir önden, hani şöyle bir dön hemen. Şöyle bir kaldır kemerimizi görelim. Tamamdır, teşekkürler. Evet, bu videonun gizli kahramanı da Esra Hanım'dı. Sağ ol Esra Hanım. Teşekkür ederim.